Uçan pilci diyorlardı ya bana önceden. Evet. Neden uçan pilci diyorlardı biliyor musun? Neden? Allah çarpsın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kim olsun pilci? Mehmet. Herkese bir YouTube videosundan daha merhaba. Recep abim, benim moderatörüm, muhasebecim, şoförüm, yardımcım, bahçıvanım. Her şeyim bu. Öncelikle bir tulum peyniri atıyoruz ağzımıza. Yer misin bahçıvanı? Şimdi insanlar soruyor. Mehmet abi sen niye pilciydin önceden? Tırcı diyorlar. Niye pil? Niye pilciydim ben? Niye pilci oldum ben? Söyleyeyim. Sene 98 askere gittik. 78'e bir. Askere gittik. Askere giderken ben babamgile bir kamyon parası verdim. Babam gel 230 aldı. 1990 yok muydu? Babama askere giderken dedim ki kamyonu satmayın. Ben askerden gelince onu 22 yaparız. İyi bir araba alırız baba. 230 ile 19 ile beraber çalışın. Geldiğimizde arabaları büyütürüz. Ben askere gittim. O zaman kamyonu 2 milyar 700 milyon saymışlar. 1 milyar 600'a ben 2 milyar 700 milyon para verdim. Babam gel 230'u 5,5 milyara aldı. Askere gittim. Ben diyorum ki babam kamyonda çalışıyordur. Amcam da yeni 230'da çalışıyordur falan filan. Lan babamı arıyorum. Kamyon nerede diyorum. Kamyon yok. Kamyon nerede diyorum. Kamyon lafı değişti. Bir de duyduydum. Babam gidiyor. Sen git Bekir'e şu madenci Bekir yok mu? Kamyonu ona sat. Babam da sen git amcam da şoför çalış. Bunu duyuyor. Biz askerden geldik. İş yok, güç yok. Ne yapacağız şimdi? Kara kara düşünüyoruz. Bir arkadaş var Tunceli, onun evinde oturuyor, yeğeni falan da var. Kent şekerlemede çalışıyormuş. Kent şekerlemede ne iş yapacağım? Vallahi dedik iş yok, güç yok, gidelim GİMAT'ta bir şoförlük bari yapalım biz boş kalmaya. Sanayide dayılarımın yanına dönmeyi hiç istemiyor. Eziyorlar bizi. Bir şeyin de sahibi olacağımız yok. Adam kullanmaktan başka bir şey yaramıyorlar. Dedim ben askerden sonra gitmeyeceğim dayılarımın yanına sanayiye. Arkadaş dedi ki gelin dedi NPM ajans diye bir yer var. Orada ajansa abone olun, kayıt olun. Sizi diye şekerleme firmasına alacaklar. İyi. Giydik takım elbise, kravatları. Bir tane 33-10'u vardı bacımın. Onu da elinden aldım. Gittik NPM ajansa. İşte ne iş yapıyorsunuz? 30-40 kişi gelmiş iş başvurusuna bulunmaya. Ne iş yapıyorsunuz? İşte ben pazarlama mezunuyum diyor millet. Kimisi ben şuradan mezun oldum. Kimisi ben şu firmada yöneticiydim geldim. Biz merchandising olmaya aday olduk. Anan aşağı baban yukarı. Bu 40 kişinin içinden 5 kişi seçilecek. Ankara'da. Dedim ki bunlar bizi töbe işe almaz. 4 sene pazarlama mezunu. Bana bir kadın vardı orada ajansta şöyle bacaklarını koydu masaya. Sen dedi ne iş yaparsın dedi. Sapına kadar dedi. Ben dedim sapına kadar kamyon sürerim dedi. Öyle bir durdu millet güldü. Yani gerçeği söylüyorum ama millet güldü. Ne işi var kamyoncunun burada çattı. Bir de eve gidiyorum. Ben anneme dedim. Annem ne oldu dedi. Vallahi dedim iş başvurusunda bulunduk ama dedim. Hiç iş çıkmaz. Oralar hep okumuş bebeler gelmiş. Ana akşam saat 6'da telefon. Annem arıyor. Ne anneme telefon geldi dedi. Nereden? İşte 5 evlerde ajans. Ne oldu? Sen işi alırmışsın. Lan nasıl olur bu kadar adamın arasında? Gittik. Şeker nasıl yapılır? Bonibon nasıl yapılır? Jelibon nasıl yapılır? Şudur budur derken biz firmaya temizlik elemanı olarak işe girdik. 90 lira maaş artı ticket artı sigorta. Şu elinde tüyle geziyorsun ya sakız standlarını siliyor. O iş. Neyse anan aşağı baban yukarı ben her hafta bir arabayla geziyorum. Çin'e gidiyorum. Çin bir hafta geziyoruz. Bir hafta Sincan çalışan arabayla geziyoruz. Hani şu kent şeker plasiyerler var ya tüccar. Oraya zıplıyorum, buraya zıplıyorum. Plasiyerin arabayı sürüyorum. Plasiyerin faturayı kesiyorum. Plasiyerin mazotu standı takip ediyorum. Jilet gibi giyiniyorum. Bir çalışıyorum aklım durur. Her çıkan plasiyer ben o Mehmet'le çıkmak istiyorum derim. Çünkü benimle çıktığı zaman müşteriye mal daha çok satıyordu orada. Mesela hurdacılara çıkacak adam. Bizi veriyorlardı yardımcı eleman. Beni yukarıya tavsiye etmişler. Bir bebe var. Aşağıda
Bebe var ya zehir demiş. Müdür demiş ki kim bu bebe ya? Herkes bunu söyleyip duruyor demiş. Mehmet. Nereli bu? Bağlalı işte Trabzon'u çattırıyor. Çağırın bana gelsin demiş. Müdür de kent şekerlemenin başında bir adam. İç Anadolu bölge müdürü. Adamı daha 10 sene çalışan adam bir kere görmemiş. Zaten görürse altına sıçar. Korkuyor herkes. Oktay olmuş diye bir adam. Çok da kıymetli bir adam böyle. Serhat Bey var. Şimdi nerede müdürlük yapıyor bilmiyorum. Çağırdılar beni. Sen dediler bu işi yapıyorsun. Madem yapıyorsun sana araba verelim dediler. Ne arabası vereceksiniz bana? Sen dediler Ankara'da 8 pil arabamız var. Pil arabası süreceksin. Pil satacaksın. Ne pili ya? Biz şeker satıyoruz. Yok pilin de bayisiyiz biz. Philips pil. Nasıl olacak? İpoteğin var mı dedi. Var babamın evi ipoteği var ama dedi. Verir mi vermez mi bilmiyorum. Bir tane evi var adamın. Sen bir babanla konuş gerekirse ipotek de almayı. Sabi 10 milyar sermaye vereceğiz. Prim sistemi çalışacaksın. Bize borçlu olacaksın. Kazandıkça bize borcunu ödeyeceksin. Sonra kendi paranla çalışacaksın. Vergiye tabi olacaksın. Bağkurlu olacaksın. Çarptır çarptır. Ulan çare yok. Biz böyle maaşlı 90 lira. Bir de nişanlıyım. Sevdiğim kız var. Hanım Samsun'da. O konuyu da daha sonra anlatacağım. 90 lirayla biz ne düğün yapabiliriz ne buzdolabı alabiliriz. Zaten 90 liranın yarısı hanımla telefon. Ne yarısı? 90 lira fatura şey maaş alıyorum artı ticket. Merchandising gel. 180 lira telefon faturası ödüyorum Samsun'a. Ticket'ı satıyordum. Öğlen yemek yemiyordum. Ticket'ı satıyordum ki plasiyerlere 100 lira yemeğe de oradan alayım. Neyse dedim ki ben tamam ya ben kabul ediyorum dedim. Bir gün düşündüm. Ne ara bir tane transit verecekler. İçini dolduracaklar. De. Keçiören, Sincan neredeyse bölge. Benden önce işi bırakan adamın rutu var böyle. Ulan pil nedir? Kalem pil ne? R6 ne? R3 ne? 9 volt kalp pili çarptır 9 volt. CR2032'ler var ya şöyle. Yanlış anlama. Ondan iki gün boyunca arabanın içinde oturdum kış günü. O transitin içinde siyah içi. 10 milyarlık mal verdiler bana. Bakıyorum böyle. Bu ne? R6 kutu kahverengi. Bu ne? Beyaz. Allah Allah bunlar neymiş diyorum ya. Ankara bu kadar pili ne yapacak diyorum ya. Neyse anan aşağı baban yukarı 52 tane şeker arabası var 8 tane pil arabası var Ankara'da. Çangırı mangırı da bize ait de. Neyse baba biz şefim dedi ki param var mı dedi. Keçiören'e bugün beraber çalışalım dedi. Şey caddesi var ya la Keçiören'de Kızılırmak mı neydi la? Kızlar Pınarı Caddesi. Oradaki fotoğrafçıları gezeceğiz, pil satacağız dedi. İyi. Param var mı dedi. Param yok şefim dedi. Sana al 20 lira vereyim dedi. Mazot al buna dedi. Zaten ilk müşteriye gittiğimizde bir iki kutu pil satarsın, paramı geri verirsin dedi. 20 liralık mazot aldık. Caş Petrol'den Şaşmaz'dan Keçiören'e gittik. İşte yeni pilciniz biziz. Önceki ne oldu? Oktay şu oldu, bu oldu. Vırrık çırrık. Biz işe başladık ha. Elimde günlük 35 nokta var. Haftalık 210 nokta. 35 noktanın 30'u yok. Yazmış Recep Elektrik. Recep Elektrik yok. Recep Fotoğrafçılık. Recep Fotoğrafçılık yok. Recep Kırtasiye. Recep Kırtasiye yok. La bu nedir? Benden önceki oğlan yalandan rut yapmış oraya. Ayak bacak çekiyormuş. Baba bu böyle olmayacak dedim. Lan Keçiören'e gidiyorum. 35 nokta var. Beşini geziyorum öbürleri yok. Bitti eve gideceğim. Mal satmadık ne yiyeceğiz biz pirime nasıl gireceğiz. Baba Keçiören'ün şöyle haritasını aldım elime. Keçiören'de nerede cadde var, nerede sokak var, nerede fotoğrafçı, nerede elektrikçi var. Bir de o eskiden sarı rehberler vardı ya açılırdı. Yeah. Oradan bakıyorum işte Keçiören fotoğraf. Bunlara not aldım bir rut yaptım. Şimdi. Bir girdim selamun aleyküm, aleyküm selam. Sen kimsin ben Philips pilciyim. Ne pilcisi şudur budur. Dedim pil satıyorum. Ver bana iki paket derken bir sene direksiyonda ağlaya ağlaya rut yaptım. La bitiyor la iki saat sonra iş bitiyor. Bir de baba bir pil satıyor Keçiören'e, Sincan'a, Ayvalı, Ulus, Sanayi Caddesi. Aman Allah'ım. Havada fırlıyor piller. Müşteri pil mi istiyor? Önceden abi pil alır mısınız dediğim adama. Ne haber lan Recep diyorum. İyiyim la iki kutu pil vardı. İnemem la arabadan diyorum. Atıyorum şöyle. O da parayı bana atıyor.
Müşteriler bir mal alıyor benden. Aklın imanın durur. Benim adım oldu pilci. Vay kurban olayım. Alıyorum, satıyorum. Günde 35 nokta, 35 nokta oldu 70 nokta. Günde 70 nokta geziyor. 70 müşteri. Normal plazer 35 müşteri gezebiliyormuş. 10 dakika dolmadı. 10 dakika daha dolmadı. 9.58. Şimdi doldu. Bir dakika ceza aldı. Bir dakika daha anlatayım kapatacağım. Nerede kaldık lan? Kimde kaldık? Oğlum sen beni dinlemiyor mu yoksa? Dinliyorum lan. Dinliyorum da nerede kaldık? Dinledim de nerede kaldık? 70 noktada kaldık. 70 noktayı geziyorum, akşama haşatım çıkmış, paralar, mallar, şirkete sabah gidiyorum, 10 milyarlık daha mal. Bir de ayrıyeten Serra Streç satıyor. Malın yanında sponsor olarak. Serra Streç bu, lokantalarda yemeğin üstüne, dönerin üstüne sarıyor, onun en kalitelisi. Modern çarşı bende. Benden önceki boklamış piyasayı, milleti küstürmüş müşteriyi. Abi Serra satmaya geldim diyor. Çık 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 dışarı. La abi ne yaptım, ne? Ama senden önceki sahtekardı diyor. Abicim yapma etme bak. Böyle böyle olur falan. İki koli vereyim. Üç koli vereyim. İki koli. Lan sen nerelisin bağlı alayım. Ben de bağlı alayım falan derken. Modern çarşıyı da ben ele geçirdim dayı. O zaman yanmadıydı. Biliyor musun modern çarşı? Adamın damarından girdin değil mi? Ben herkesin damarına 30 saniyede girerim dayı. Aşıyı vurur çıkarım. Modern çarşıya mal satıyorum. Serra Streç satıyorum. Aile oldu veli oldu. Biz hanımla evlenmeye karar verdik. Yalnız ben hanıma pilciyim demeye utandım. O da kentçi ya. Kent şekerlemeden şeker arabam vardı. Yani pilciyim dersen belki. Pilcilerin biraz starası düşüktü. Ulan ne yapacağız, ne edeceğiz derken modern çarşıya malı satıyorum. Oraya. Benim o şirkete ilk aldığım 10 milyar ödünç avans var ya. Onu ödedik. Artık kendi paramızla çalışıyoruz. Burada bırakalım. Bir mola verelim. Recep abi gidecek. Kaşın nereye gidiyor? De git haydi o zaman. Biraz sonra devam edeceğiz. Ne? Duydun sesi? Duydum. Nerede kaldıydık? 10 milyar ödediydik. 10 milyar ödediydik orada kaldıydık. Orada kaldıydım. Neyse Recep abi. Bir gün şefim bana dedi ki, sana dedi Tepe Home diye bir yer bağlayacağım dedi. Çok mal satacaksın oraya dedi. Dinliyor musun? Dedim nere bura? İşte şura şura Bilkent'te falan filan. Oranın malını bundan sonra sana vereceğiz dedi. Dinlemek zorundasın. İnsanlar mevzuyu merak ediyor. Tek başıma mı konuşacağım deli gibi? İyi anlat anlat. Hayır. Gittik baktık sosyeteler içeride muhasebede. Malı proformayla vereceksiniz bundan sonra. Ne verdin? 10 milyar mal verdin. Yazıyorsun proforma irsaliye. Her ayın belli gününde geliyorsun. Ay bitmeden. Kaç liralık mal satılmış bilgisayardan belli. 2 milyar. 2 milyarın faturasını kesip geri mal takviye ediyorsun. Anladın mı? Sat. Anlıyorum. 6 ay buraya bir çalıştık biz. 10 milyar ödedik ya rahatız. Gözünü ona dikti şef. Diyor işi iyi. 6 ay sonra hesaba gittim. Dedim ki ya işte burada dedim benim 16 milyarlık malım var. Bu ayki satılan ne 16 milyar hemşerim? Burada 2,5 milyarlık malım var dedim. Siz zeroş musunuz hemşerim? Burada 16 milyar mal verdim ha proforma. Depoya bırak. Çalınan bize ait değil dedi. Çalınan. Hoppala. Tabii. Hırsızların en çok sevdiği şey şu tıraş bıçakları yok mu? Bir, iki pil. 14 milyar mal çalınmış. Bunu ben dedim standı başını mı tutacağım dedim oradaki kadına. Nasıl dedi ya? Nasıl dedi? Ne dedim ya? Malı ben proforma veriyorum bir de başına bekçi mi tutacağım? Birbirimize girdik orada. Bizim parayı yediler abi. 14 milyar gitti mi? Aramaz. Girdik. Girdik mi eksi 4 milyara? Şefe gittim dedim ki böyle böyle vallahi işine geliyorsa kardeşim dedi şef. Levent diye bir şef vardı bizde. Sesini keseceksin dedi ya. Dedim ben bir daha oraya mal vermiyorum bunun da acını sizden çıkarırım. Bu mevzuyu da daha sonraki nasıl o 10 14 milyarın acını çıkardığımı da daha sonra anlatacağım. Ne anladın? Paranın üzerine yattılar onu anladım. Paranın üstüne yattılar. Şu an kaç lira artıdayız biz? 4. Bok 4 artıdayız. 4 milyar eksideyiz. 10 milyar ödediydi kafa kafayaydı. 14 milyar açık verdik. Batak verdik Tepehom'da. Doğru ya. 4 milyar içerideyiz. Yani şu an şirkete malımızdan hariç 4 milyar daha borcumuz var. Alaydın ya bana. Alaydın da adam dövün mü 40 tane muhasebeciz var. Hepsi de mini etekli mini etekli geziyor. Parfümlü parfümlü. Bizim parayı yediler. Buradan da
Onun sahibinin ismini söylemiyorum. Hakkı mı haram olsun. Öbür tarafta ilk yakanı ben tutacağım. Oradaki muhasebeciler, pilleri çalan hırsızlar. Ümitköy'de, Ümitköy'de. Nerede zengin muhit var? Hırsız hep orada. Cebine doldurup doldurup gidermiş ha. Kimse artık. Biraz yoruldu Recep abi. Mola verelim. Biraz mola verelim. Var mı senin işin? Yok. İyi de haydi git olsun. Gitti mi 14 bin lira? Ne? 14 bin gitti mi? 14 milyar gitti dayı. Ben uyuyamıyorum. Eyvah dedim, babamın evi gidecek. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Ondan sonra Recep abi, biz başladık harala gürele, harala gürele çalışmaya. Uyuyor muydun sen? Uyuyordum, bir uyandım ben ya. Biz bu videoyu nasıl bitireceğiz Recep abi? Biter. Hadi Kırşehir'in gülleri biter. Uçan pilci diyorlardı ya bana önceden. Evet. Neden uçan pilci diyorlardı biliyor musun? Neden? Anlatıyorum. Bir gün yağmurlu bir Ankara gününde, çarşamba günü Ulus Sanayi Caddesi'ni geziyorum dayı. Bir yağmur yağıyor ama aklım durur. Elimde defter, kitap. Açık hesap defteri. Mehmet. He. Ben dinlemek zorunda mıyım? Dinlersen mutlu olurum. Hadi dinleyelim. Hadi dinleyelim. Alsancak çarşısında benim flaş oto elektrik var. Flaş oto diyor. Flaş elektrik. Vural abi. O firmayı aramış. Demiş ki TRT büyük pil istemiş. Kameralar için o zaman. Sene 2002-2003'te. O da bizim şirketi arıyor. Bana ulaşamıyor. Acil bana pilciyi gönderin. TRT büyük pil bekliyor diye. 10 kutu. R20. Ben de yağmurdan arabayı çektim. Sanayi Caddesi'nde ceza yemeyeyim. Hemen bir iki müşteriye uğrayayım da kaça kaça geri gideceğim diyor. Yağmurda dükkanın adam tam dükkanı telefonu kapattığını gördüm biliyor musun? Şirketi aramış. Telefonu kapatıp şangırt diye içeri girdim. Dükkandan. Lan ne oldu dedi lan. Dedim sana ne oldu abi, şaşırdım. Bekle biraz daha kaynasın çay. Ya dedi, ben dedi seni istedim dedi. Firmayı aradım dedi. Telefonu kapattım, sen geldin dedi. Dedim firmadan aradılar abi. Acil flaş elektriğe gitmen gerekiyor dediler. Ben de hemen geldim dedi. Neyle geldin dedim. Uçarak geldim dedi. Lan sen uçan pilci misin dedi. Ya dinlesene. Dinliyorum, haydi haydi. Adımız öyle uçan pilci gitti. Patladı gitti. Kalk da çayı koy ya. Kalk git ya. Bir de biz alıyoruz, satıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Büyük sabır. Her gün bir bölgedeyim. Pazartesi günü Keçiören, Etlik, Yeni Mahalle. Salı günü Kızılay. Necati Bey, bilmem ne, Meşrutiyet. Çarşamba günü Ulus Sanayi Caddesi. Perşembe günü başka yer. Cuma Sincan Eti Mesut Elvan Kent. Cumartesi Çangaya Öveştirsin, bilmem ne. Bir de 8 araba pil arabası var biliyor musun şirkette? En şey beni görüyorlar. Sonradan geldik ya. Bir de firma dedi ki pil arabası 4'e düşecek dedi. İyi, o da iyi. İyi, iyi de biz de gidebiliriz. Elendi de diyebilirler bize. Bir de karar verdik. 4 arabanın içinde ben de varım. Gerisi gidiyor. Biz kalıyoruz. 4 kişi. O 4 kişi bize bozuldu falan filan. İşte onların bölgeyi biz aldık. Derken bir sene sonra pil arabası 2'ye düşecek dediler. O daha iyi. Daha iyi. Yemin dediler ki kim? Onlar hep 10-15 senedir orada plasiyer olan adamlar. Ben daha 4-5 seneyim. Dediler ki Mehmet Şen'le Melih Aytemir devam edecek bu işe. Gerisi arabalar lav edildi. İyi. İki araba. Ankara'yı ikiye böldüler dayı. Sağına ben bakıyorum. Soluna Melih bakıyor. Bir de anan aşağı baban yukarı. 6 ay geçmedi. Firmayla sıkıntı var. Philips'le dediler. Kent şekerlemenin. Pil arabası 1'e düşecek dedi. Kim olsun pilci? Mehmet. Teke düştük. Melih aynı şu Survivor'dan elenenler küsüp gidiyor ya. Evet. Aynı onlar gibi küstü gitti. Tek kaldı. Koca Ankara benim dayı. Nereyi istiyorsan, fotoğrafçı, elektrikçi, kırtasiye, hırdavatçı, eczane, malmur. At oynatıyorum. At oynatıyorum, eşek dans ettiriyorum. Domuz kovalıyorum Ankara'da. Bir de Eti Mesut'ta Melih Aytemur diye arkadaşım vardı. Melih'in Gümüşay Kırtasiye diye bir müşteri var.
Melih'i çok seviyormuş. Ben de Eti Mesut'ta gittim onlara. Melih gitti ya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsin sen kardeşim? Ben dedim Philips Filci Mehmet. Melih'e ne oldu dedim. Melih dedim işi bıraktı. Melih'i aramışlar. Melih şöyle oldu, böyle oldu. Adam ne daha ne dedi biliyor musun? Bak hemşerim sen buraya çok gelmeye başladın. Bir daha gelme dedi. La dayı niye gelmiyorsun? Bak 2-3 haftadır geliyorsun sesimi çıkartmadım dedi. Sana bir şartım var dedi. Neymiş şartın? Bu standı komple doldur. Bir daha senin suratını görmek istemiyorum. Dinleyeceksin lan. Bir daha senin suratını görmek istemiyorum. Adama bir çaktım dayı 5 milyar. O zamanın parası. Çeki de aldık hadi hayırlı işler. 20 gün sonra duramadım adama bir daha gittim. Sen niye geldin dedi. Ben tanıştığım sana bir daha gelmeyeceğim demedim mi dedi. Hanımı dedi ki gönder şu gıcık herifi dedi. Gıcık oluyorum da. Allah Allah dedim ne oluyor abla dedim. Senin ne gıcıklığın var. Ben zaten o zaman sana gıcık o. Kadın. Hanımı. La dedim bir terbiyesizlik mi yaptık? Bir şey mi oldu? Birine mi benzettiler? Meğerse benden önceki pilciyi çok seviyorlarmış. Ben de o oğlan da demiş ki benim ayağımı kaydırdılar. Ben de gidince adam bana tepkilenmiş. Dedim ki böyle bir şey yok. Herkes ekmeğinde böyle. Ya desene kardeşim dedi sana da 2 aydır dedik yavru eziyeti yapıyoruz biz dedi. Adamla bir dost olduk. Allah dört. En çok pili ona satmaya başladım. Anlatayım mı daha? Yeter tamam Mehmet ya kafam ağrıdı ya. İyi tamam kapat. Derken Recep abi. Mehmet kapa ya kafam ağrıdı tamam ya. Duvara bakıyorsun Recep abi beni dinle. Derken Recep abi biz tek araba pil arabası çalışmaya başladık. Biliyorsun sen Ufuk abi o zamanları. Mehmet küfür serbest. Küfür serbest değil yasak. Bir de abi. Tır alayım ben dedim bir tane. Para var. 0 boru aldım. Bir de firma Philips'le ayrılmak üzere. Tamam mı? Anladım. Anlat. Gittim bir tane Doblo aldım. JT'de 0. Hazırda bekletiyorum. Olur ya firma pili bırakırsa. Kendi arabamla devam ederim. Mehmet. He? 2 ton maden söktüm bu kadar kafam ağrımadı ya. Çay içeceğiz biraz sonra. Neyse Recep abi Doblo'yu aldım. Peşin para. Kapıya koydum. Firmada şimdi önceden ben biraz acemi gibi yürüyordum biliyor musun? Hani yeniyiz ya. Ben oldum artık bir köy ağası gibi. Bütün piller bende. Kimse de olmayan malzemeyi önceden stokluyorum. Bilmem kampanyalar var. 3'e 1, 2'ye 1. Bir kutu alana bir kutu bedava. Çakıyorum arabayı satıyorum. Veriyorum ayar. Sonra düğün günüm. 8 Kasım 2000'de. 2001 mi? Düğünümde akşama kadar seratistik sattım ben modern çarşıya. Kendi düğünüme yetişemedim oğlum ben. Allah çarpsın bak. Akşam 6:30'da Hüsnü Erkek kuaförüne Demet'te girdim. 7'de salona zor girdim. Bu anımızı da Recep abiyle çay içtikten sonra anlatacağız. Anlatalım değil mi? Anlatalım. Bak da çay bul bak. Aynen mi bak? Ses geliyor hışır. Bak benim kaynıyor mu ya? Ha kaynıyor Recep abi. Allah'ını seversen ya. Çayı da aldık Recep abi. Şimdi düğünümle ilgili pil mevzumu anlatayım. Dinliyor musun Ufuk abi sen? Dinliyorum. Bunda gram yalan yok. Ama çok dinledim ben bunu. Düğün günümü değil mi? Evet, sen dinlemedin. Ben de dinledim. Ve insanlar da dinledi. Sen nerede dinledin? Anlat. Çarşamba günü düğünüm var abi. Hafta içi Yeni Mahalle Belediyesi ucuz olur diye çarşamba günü düğün yapıyorum. Para yok. Var da şirketin parası diye kullanmıyorum. Bir de Recep abi. Çarşamba sabahı düğün günüme ben hangarlara astım davetiyi. Serasitlice %40 zam geldi. %40. Kolisi 100 milyon olan mal 140 milyon. Müşterileri aradım modern çarşıyı falan. Aman Mehmet kurban olayım 50'şer koli getir. Abi ne diyorsun? Bir kaçarsın Aymen abi siparişi yazan Hazım Bey vardı rahmetli. Abi son 500 golü kalmış kaptım ha. Keykantçılar var bir de biliyor musun? Büyük marketlere bakanlar. Hazım Bey de sağ olsun beni severdi kamyoncu çocuğu diye. Mehmet sana 500 golü yazayım dedi bitti zaten dedi. Yaz dedim 500. Ana 500 golü ne tutuyor biliyor musun? 6 aylık kota. Yani aylık 8 milyar satmamız gerekiyorsa
Ben çektim 60 milyarlık mal. Düğün günüm la, düğün günüm. Bir de abi dinlesene lan. Bir de Ufuk abi. Müşterilere ben artık transite 50 golü 60 golü atıp transitin hepsi almıyor. 60 golü çakıyorum, götürüyorum, ömüre veriyorum. Geliyorum şirkete İstanbul yolunda 60 golü alıyorum. Saat akşam 6'ya kadar malı zor dağıttım. Sattık, çekleri alıyoruz. Müşterinin birine dedim ki hadi abi gideceğim. Akşama düğün var dedim. Çeki yaz da dedim. Ya nereye gideceksin? Git dünyanın malını sattın dedi. O zaman da altın 32 lira. Çeyrek altın. Ya abi ben evleniyorum dedim. La manyak mısın oğlum sen? Vallahi abi dedi. Mal ne tuttu mesela? 5 milyar 800 mü? Adam 5 milyar 835 milyon yazdı çeki. Altını da yazdı. Hepsi çoğu yazdı. Modern çarşının esna ama çok iyiydi. Yandı ya işte. Yandığında ben ağladım lan. Bir de abi çekleri ben cebime koydum. Eve gittim. Bir de baktım benim gelin araba süsleniyor. MA diye. Demet birinci çattı. Eve girdim. Annem bana tokadı, bir çaktı dayı. Şu oğlan bebesi dedi. Ben mi evleneceğim dedi. Saat kaç dedi. Bu ne para hırsı sen dedi. Ya şirket zam geldi falan anlamadım. Neyse hemen benim damat tıraşı olayım diye çocukluk berberime gittim. Hemen dedim beni yalandan bir tıraş et dedim, salona yetişeceğiz. Lo falan, niye geç geldin böyle. Bir de hanımı koluma taktım, salonda alkışla var ya ne derken cep çek dolu, kaşede damatlık da. 60 milyarlık çek var cebimde. Şef bana öyle şöyle yaptı. Düğüne gelmiş biliyor musun şefimle müdürüm. Böyle yaptım ben. Çekleri ver, sabah prime giremezsin dedi. Çeki geç verirsek sattığımız mal boşa gidiyor. O ayda geri döndük düğün müziğinde gelin odasına. Çekleri ciroladım, kaşeledim, bir tane merch al geldi yanımıza. Çekleri aldım abi öyle yaptı. Tamam dedi. Şirkette sabahleyin şef böyle yapmış bak. Adam dediğin, esnaf dediğin, plasiyer dediğin şey böyle olur demiş, çekleri fırlatmış. Bu kimin? Mehmet evlendi, düğün günü bu kadar mal sattı, tahsilatı da yaptı diyor. Oldu mu bana plasiyerler düşman? Ben şirketten giriş yapıyorum. Aha geldi gene şey. Aha geldi gene gıcık. Bir mal satıyorum abi. Aklın imanın dur. Ya sen beni zorla mı dinliyorsun? Evet. Evet. Bizi biraz mola ver. Anlatıyormuş böyle. He. Ben de dinlemiyorum. He. Dinlemiyor musun sen beni diye sormuş. Babamla işe mi gidiyordunuz? He. He. Dinlemiyor musun sen beni demiş. He. Recep abi de dinliyorum demiş. En son ne söyledim? Söyle bak. Babam mı? Ne dedin babama? Ne bileyim ben dedim ya. Ne dedi babam sonra? Ya git ya dedi, böyle yaptım. Aynen onun gibi olur desin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu iş biraz uzun sürecek. Bu videoyu burada sonlandıralım. Daha ne yalanlar, ne mevzular var. Bir sonraki videoda inşallah. Sizi de çok sıkmak istemem. Allah'a emanet olun şimdilik.